Evet, Air Canada'nın, Air Canada'nın ya da First Class deneyimini inceleyeceğiz şimdi. Bulunduğum koltuk 4K, pencere kenarı, sağdan 4. kabin. Yani oldukça ferah gözüküyor böyle. Elektronik ve dijital kumandalar, koltuklar, kablolar, bağlantılar, her şeyleri var. Uçağa ilk bindiğimizde hemen zaten bizi sol taraftan içeriye doğru uğurladılar. Camları daha büyük, havalandırmaları falan daha geniş, kabinleri daha iyi. Şu ana kadar aldığımız ilk ikram su ve dezenfektan oldu. Maske verdiler bize, peçete falan. Yani seyahat uzadıkça işte en güzel özelliği ayaklarını içeriye kadar uzatıp koltuğu yatak yapabiliyorsun. Şu anda bu işlem cevap vermiyor çünkü kalkıştan belli bir süre sonra olacak bu. Camlardan da dışarıyı göremiyoruz. Çok enteresan. Körüye bağlı olabiliriz. Belki ondandır. Göremiyoruz dışarıyı. Böyle yandaki kabinle aramızda yaklaşık bir 40 santim falan mesafe var, boşluk yok. Her kabin kendine özgü, neredeyse birbirinin yüzünü görmüyorsun. Bu yandan kapanıyor mu bunlar bilmiyorum, yani şu kabinler yandan kapanmıyor herhalde. Bazı kabinler var böyle komple kapatıyorsun, bildiğin bir oda şeklini alıyor. Yani böyle. Şurada da düğme var. Bu neyse artık bir işe yarıyordur büyük ihtimalle. Böyle. Arkadan da şu arkada Arkanadan logosu var. Yani çok fazla bir şey yok açıkçası. İçeride de işte hemen kokpit başlıyor. Böyle devam ediyor. Koridorlar gayet geniş ve büyük. Şimdilik Air Canada'nın kabiniyle ilgili söyleyebileceğimiz bunlar. Şurada kapanıyor, açılıyor, tabak oluyor. Bunlar da ona doğru geliyordur büyük ihtimalle. Bunun bir tekniği var. Şöyle yatıyor. Tekrar düğmeye basıyorsunuz, içeri alıyorsunuz falan filan. Bence gayet şık, çok da kötü değil. Evet. Sonra deneyimlerimizi tekrar anlatacağız. Yani uçuşla ilgili neler hissedeceksek paylaşacağız.